Eski adıyla Pultogar, şimdiki adıyla Alsancakları'nın hemen yanında kent merkezinde tarihi bir mekan. Türk kültürüne ve tarihine dair tüm yapıların korunması adına çalışmalarımızı sadece yurt içinde değil, yurt dışında da sürdürüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, kendi kültürümüze, medeniyetimize ait eserleri restore ederek bu yapıları gün yüzüne çıkardık. Dünya genelinde turizm hareketliliği incelendiğinde seyahatlerin %40'ının kültür turizme odaklı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hem tarihe karşı sorumluluğumuz hem de ülke ve şehir ekonomilerine katkısı açısından kültür ve turizmi bir bütün olarak ele alıyor. Şehirlerimizi, ülkemizi uluslararası rekabete hazır hale getiriyoruz. Bu açıdan bugün sizlerle paylaştığımız İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın dönüşüm projesi de büyük bir önem arz etmektedir. İzmir, ülkemizin en güzel, en yoğun ilgi gören Türkiye'nin incisi şehirlerimizden biri. İnşallah bu tarz projelerle İzmir'in dünya kentleriyle yarışmasında avantaj elde etmesine katkı sağlayacağız. Çünkü İzmir bunu ve çok daha fazlasını zaten hak ediyor. Değerli konuklar, endüstriyel miras, kültürel sürekliliğin gerçekleşmesi ve kültürel zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarılması sürecinde geçmiş ile gelecek arasında sağlam bir köprü kurmaktadır. Endüstriyel mirasın değerlendirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve dönüştürülmesi kentteki toplum hafızasını yaşatmak adına da çok önemli bir etken. İşte bugün içinde bulunduğumuz Alsancak Tekel Fabrikası, endüstri mirasımızın önemli ögelerinden biri olup, 137 yıllık tarihsel süreçte İzmir'in ve İzmirli'nin belleğinde çok önemli bir yer tutmaktadır. İkinci sanayi devrimi denilen bir dönemde inşa edilen ve 2004 yılına kadar üretimi sürdüren fabrikanın bu defa kültür, sanat üretmek için dönüştürülmesi ve tekrar kente kazandırılması amacıyla böyle bir çalışmayı bakanlık olarak başlatmış bulunmaktayız. Mevcut alanın kentin sanatsal bir cazibe merkezine dönüşmesi ve dinlenme alanlarıyla kentliyi buluşturan bir mekan haline gelmesi hedeflenmektedir. Tekel fabrikası yaklaşık 17 bin metrekarelik bir alan üzerinde irili ufaklı 12 yapıdan oluşmakta. Zaman içerisinde oluşan ihtiyaçlar sebebiyle fabrika içindeki yapıların bazıları yok olmuş, bazıları da sonradan gelen ekler nedeniyle kompleksin genel kimliğiyle uyumsuz bir görüntüye yol açmıştır. Şunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum. İzmirlilerin belleğinde önemli bir yeri bulunan Alsancak Tekel Fabrikası, sonradan yapılan eklentilerden arındırılarak yeşil alanlarıyla herkesin nefes alabileceği, kentin kültür sanat yaşamına yön verecek nitelikte yeni bir kültür sanat kompleksine dönüşecektir. Yaklaşık 20 bin metrekarelik yeni kültür sanat kompleksinde 7'den 70'e herkesin tüm kentin dahil olduğu kültür sanat üretimini hep beraber sürdüreceği mekanlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Tarih boyunca birçok uygarlığı barındıran İzmir ve çevresinde yapılan kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkan Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Anadolu, Selçuklu dönemlerine ait eserler ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait zengin arkeolojik ve etnografik ögelerin harmanlandığı çağdaş müzecilik anlayışı ve dijital anlatım tekniklerini içeren bir müze oluşturacağız. Kuracağımız İhtisas Kütüphanesi ile Türk Dünyası müziğine yönelik 150 bin üzerinde kitap ve dergi gibi yayınların yanı sıra dijital konser kayıtları ve sesli arşivi sanatçı, akademisyen ve ilgililerin kullanımına sunacağız.
Geçtiğimiz sene meydana gelen deprem sonrasında oluşan hasarlar sebebiyle İzmir Resim Heykel Müzesi ziyarete bildiğiniz gibi kapatılmıştı. İnşallah İzmir'e kazandıracağımız bu kültür sanat kompleksinde kentin modern yüzünü yansıtan klasik ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği açık ve kapalı sergi alanları ile dijital sanatlar bölümlerini kapsayan mevcut kapasitesini yaklaşık iki katına çıkaracak yeni bir resim heykel müzesi de yer alacak. Ayrıca sanatseverlerin, gençlerin, çocukların 7'den 70'e herkesin eğitim alabileceği, sanat üretimlerinin gerçekleştirilebileceği sanat atölyeleri ve süreli yayınların olduğu 20 bin kitap kapasiteli bir kütüphane ve okuma salonu da bu mülk merkezin sunacağı hizmetler arasında yer alacak. Bunların yanı sıra açık hava konserlerinin ve sinema gösterilerinin yapılabileceği etkinlik alanlarını da oluşturuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Alsancak Tekel Fabrikası dönüşüm projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak siz değerli İzmirlilerin hizmetine sunacağız. Burada önümüzdeki yılın sonuna kadar yani 2022 Aralık ayına kadar bu projeyi tamamlayıp başta İzmirliler olmak üzere tüm halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İzmir bizim için dünyaya açılan en önemli kapılarımız arasında yer almakta. Onun önemini kavramak ve tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda şekillendirmek vazgeçilmez sorumluluklarımızdan biridir. Kültür endüstrisinin her geçen gün daha da yaygınlaştığı bir dünyada elbette İzmir şehrimiz de tüm zenginlikleriyle hak ettiği yeri alacaktır. Başta ifade ettiğim gibi endüstriyel mirasımızın önemli eserlerinden olan inşa edildiği günden bu yana üretim sürecini sürdüren Alsancak Tekel Fabrikası artık kültür sanat üreterek örnek bir kimliğe kavuşacak. Yok abi. Burası tamamen çekildi. Sanat atölyelerinin olduğu eğitim vereceğimiz aslında bir mekanları oluşturuyor.